kazanıyoruz, kazanıyoruz dedik. Ve bugün kazandık, kazandık, kazandık! Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık, Odun Pazarı'nı kazandık, Tepebaşı'nı kazandık, Seyit Gazi'yi kazandık, Mahmudiye'yi kazandık, Diyalıçı'yı kazandık, Beylikova'yı kazandık, Çifteleri kazandık, Sivrisar'ı kazandık. Altuğ'u kazandık ama en önemlisi Türkiye'yi kazanıyoruz. Yazın bir kenara lütfen. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüne başladığı gündür. Tarih yarını böyle yazacak. Aslında kısa bir süre önce seçimleri kazanmış olan Cumhur İttifakı'na karşı Cumhur İttifakı olarak yine bu seçimlere girdikleri halde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek başımıza girdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak girdik ama Kuvayi Milliye ruhunu tekrar yeşerterek girdik. Belediye başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum ve tekrar ediyorum. 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünün başladığı gün olarak tarihe geçecektir. Ve bir seçim biter, bir seçim başlar. Yarından itibaren genel seçimler için hepimiz birlikte çalışmaya başlıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Eskişehir'e, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok değerli partilerimiz, Sayın Eskişehir'den, ben her şeyden önce her zaman güvendiğimiz Eskişehir'li hemşehrilerimin sağduyusu için tekrar teşekkür ediyorum. Bugüne kadar biz Eskişehirlilerle birlikte başardık. Ne başardıysak yine Eskişehirlilerle birlikte bu seçimde kazandık. Bundan sonra da güvenle, huzurla bu şehrin sokaklarında hep birlikte yürüyeceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Ayşe Gülce'yi gönülden kutluyorum. Kazım Başkanımızı kutluyorum. Ahmet Başkanımızı kutluyorum. İlerleyen saatlerde de sizlere ilçelerimizi işlerinden ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi. Eskişehirlilerle paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Size ayrıca saygı ve sevgi ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün
Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bugün halk kazandı. Bugün işçiler kazandı. Emekçiler kazandı. Emekliler kazandı. Bravo! Hatırlayanınız varsa 14 Mayıs akşamı tam karşıda bir konuşma yapmıştım. Demiştim ki biz örgütümüze dönelim. Biz örgütümüze güvenelim. Yamalarla bu yola çıkarsak kaybediyoruz dedim. Bugün 14 Mayıs'ta bizimle olanların hiçbiri bizimle değil. Ama biz kazandık. Bravo! Cumhuriyet Halk Partisi demek halk demek. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi. Cumhuriyet Halk Partisi solcuların partisi. Cumhuriyet Halk Partisi devrimcilerin partisi. Yarından itibaren farklı bir politika uygulayacağız. Sokaklarda olacağız. Ezilenlerin yanında olacağız. Halkın yanında olacağız. Sömürülenlerin yanında olacağız. Böyle olursa ancak tek adamı devirebiliriz. Bravo! Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz. Türkiye'ye insan haklarını getireceğiz. Türkiye'ye solu getireceğiz. Ve gördüğünüz gibi değişim böyle olur. Değişimin sonucudur bu arkadaşlar. Ama değişim büyüktür. Ve halkla bütünleşerek değiştik ve değişerek de kazandık. Hepinize tebrik ediyorum. Hepinizi kutluyorum. Hepinize saygı duyuyorum. Başladılar ama yerel basınımıza, o emekçilerimize, o emektarlarımıza sabah sen bu salondan çıktı, tehditler gelmişti,
nedenle ayrımsız, bizimle sadece doğru habercilik, gerçek, objektif habercilik yapan tüm yerel basınımızın temsilcilerini yürekten kutluyorum. Sevgili dostlar, yola çıkarken ve yolun sonuna geldiğimizde Yılmaz Güney'in bir şiirinden alıntı yaparak şunları söylemiştim. Ben tam 22 tane seçim gördüm bu dostlarımla, yoldaşlarımla. Çoğu kez bu bürolardan hepimiz gözü yaşlı çıktık. Ama yılmadık. Dedik ki acılarımızı biriktirdik sevince dönüştürmek için. Korkularımızı biriktirdik cesarete dönüştürmek için. Şimdi cesur olma, cesaretle ayağa kalkma vakti demiştik. Ve Eskişehir'le hemşehrilerimiz, Türkiye'li yurttaşlarımız o cesareti gösterip cesaretle bugün ayağa kalktılar. Ve bir kere daha söyledik, dedik ki 1 Nisan sabahı Türkiye'de siyasetin bütünüyle iktidar ve muhalefet açısından paradigması değişecek demiştik. İşte bugün o oldu. 89 ruhu Türkiye'nin dört bir yanında dalga dalga bugün esiyor. Yarından itibaren bütün emekçilerimizle, ezilenlerle, sömürülenlerle birlikte yoldaşlık yapacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi laik demokratik cumhuriyetin kurucusu ve teminatıdır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ezilenlerin, sömürülenlerin partisidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu düzene baş kaldıranların partisidir. Yolumuz açık ve aydın olsun. Zaferimiz kutlu olsun. Mustafa Kemal'in askerleriyiz.